Biz de Hatay'la girdik, Hatay'la devam edelim. Normalde ben Türkiye'ye dolaşıyorum. Orada gazetecilerle, basın toplantıları falan, tabii cemiyetlerde buluşuyoruz. Ama iki, benim çok dikkatimi çekti. Bir Hatay, iki Van. O da gazeteciler. Olayı hakikaten çok duyardım. Yani bu konuya işte çalıştım diyor. Bakın mesela orada gelirken vardığımızda sizi bir tanıyabilir miyim diyor gazeteci mesela. İsmini orada öğreniyor. Ama hazırlık yapıldığını ben Van'da ve Hatay'da gördüm. O anlamda bir Hatay'ın ayrıcalığını da fark ettim. Tabii benim açımdan da bir ayrıcalığı var Hatay'ın ayrıca. Tüm İş Konfederasyonu'nun bağlı sendikalarında belki de Türkiye'de birinciliğe oynayan bir il pozisyonunda Hatay. Çok güçlü bir kadromuz var burada çok şükür. Tabii bu rekabette bize yarıyor. Çünkü diğer iller de şu anda Hatay'a yetişmek için çalışıyorlar. 42 ilde teşkilatımız var bu arada. Biz 2015 yılında kurulduk. Ben 2017 yılında Konfederasyon Genel Başkanı'na seçildim. 3 yıldır devam ediyor. Tabii sıfırdan alıp bir yerlere getirmeye çalışmanın sıkıntılarını da yaşıyoruz. Bir de sendikacılık siyasetten daha zor. Sendikacılık ticaretten daha zor. Çünkü bir gelenek oluşturulmuş ve bu gelenek tamamen bir menfaat üzerine kurulu ve birçok çevreyle bir sacaya oluşturup yenilere fırsat vermeme. İşte Türkiye'de çok garip 50-60 yıllık sendikalar, konfederasyonlar öyle bir düşünceye girmişler ki bir baraj olsun, yeni sendikalar barajı aşamasın ve bizim ekmeğimizi, pastamızı bölmesin demişler. Hatta şöyle bir öneride bulunmuşlar. Önceki konfederasyonların barajı %1 olsun, yeni kurulanların %3 olsun. Şimdi insan bunu söylemeye utanır. Mesela ben onların adına söylerken utanıyorum. Yeni çıkanın önünü tüm kesmek için baraj %3 olsun. Kendisine yüz binlerce üyesi var bir şekilde yaptığı. %1 olsun diyor benim barajım, diğeri %3 olsun. Şimdi bu kriter Anayasa Mahkemesi'ne döndü. %1'e %1 yapıldı ama Türkiye tabi bazı uluslararası sözleşmelere tabi. Bu sözleşmelerin içerisinde İLO'da var. Uluslararası Dünya Çalışma Örgütü. Bu örgütün sözleşmeleri var ve Türkiye bunu kabul etmiş durumda. Ve orada da baraj diye bir şey yok aslında. Ha, Türkiye'de bir takım oyunlar oynanıyor. Bu oyunları biz bozmak için, bitirmek için işçinin tercihinin ön plana çıktığı, işçinin kendi sendikasını seçebildiği bir ortam oluşması için, yani demokrasi kültürü ki Hatay'da bu fazlasıyla yaşanıyor her açıdan. Siyasi olarak, ırk olarak değil mi? Yani mezhep olarak burada birçok zenginlik var. Ve bu zenginlikle yaşanabiliyorsa, bu bütün Türkiye'de sendikacılıkta da olmalı aslında. Bir sendika yeni bir takım ilkelerle yola çıkmışsa, bunun önü kesilmemeli. Tam tersine bunun önü açılması Siz, lazım. özür dilerim. Ben gene de yaptığım çalışmalarda siz bu şu anda bulunan sendikalardan farklı bir tavır içindesiniz. Sarı sendikacılar. Aslında sendikacılık da ayıptır. Yani bir sendika kendisinin sarı olarak nitelendirilmesini istemez. Fakat çok garip Türkiye'de ben sarıyım diye bağırıyorlar. Hani bir sendika şunu diyebilir mi? Ben hükümetin sendikasıyım. Bu ne demektir? Hükümet patron, burada işçiler var. Dedi ki ben hükümetin sendikasıyım. Yani benim işçi gibi bir derdim yok diyor. Hükümetler de aslında yerelde çok değişiyor. Hani bazen özel şirketlerde tabii ki özel patronlar vardır ama devletin işçilerinde devlettir patron. Belediyelerde belediye hangi parti kazanmışsa o patrondur. Şimdi şunu dememeli bir sendika. Ben falanın sendikası. Ya hayır ben işçinin sendikasıyım. Biz biraz hani sarıyı beyaza dönüştürmek için çıktık. Bu konuda da 3 senedir güzel çalışmalarımız var ve kadrolarımızla da ben hakikaten gurur duyuyorum. Bu durumdan şikayetçi olan, yani mevcut sarı sendikacılıktan şikayetçi olan işçilerle bir araya geliyoruz Türkiye'nin her bir tarafında. Bu da bana tabii ayrı bir güç veriyor. Şimdi sorunuz varsa alayım ama değilse de birkaç konuya temas etmek istiyorum. Bize Burada görüştük. Aslında ameliyat olacak diye biliyorduk fakat haftaya kalmış ameliyatı. Dolayısıyla onu ziyaret etmek zorunda. Biraz da gecikmemiz ondan dolayı oldu. Hakkınızı helal edin. Hatsu'yu şu an yetki itibariyle aldık Hatay'da. Yani mevcut sendikaların, 50-60 yıldır olan sendikaların gücü bitti. Çünkü artık işçi nezdinde bir itibarları kalmadı. Buna da tahammül edemiyorlar Hatay'da. Ve işte önümüze bir takım engeller çıkarmaya çalışıyorlar işte baraj falan filan diye. Ne uluslararası sözleşmelerin haberleri var, ne anayasa haklardan haberleri var. Fakat sadece tehditlerle, baskılarla işçiyi tutmak onların uygulaması olduğu için buna devam edebileceklerini düşünüyorlar. Ama bunun böyle olmadığını çok kısa zamanda görecekler. Çünkü yetki gitti.
Şu anda itibarları kalmadı. Ki çok Hatay'dan İzmir'e bir gideyim, geri geleyim. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde, orada da çoğunluğu aldık biz. İşte çoğunluğu kaybeden sendika, Ramazan ayında bir iftardan sonra tepsi tepsi baklavaları almış ve ziyarete gitmişken giden işçileri geri alalım diye. Kendi işçileri de dahil hiçbir işçi bir dilim baklava almamış. Tavır şu, neredeydiniz şimdiye kadar? Yetkiniz gidince mi aklınıza düştü? Yani işçi aslında kıymetlidir. O işçinin kıymetli olduğunu biz sendikalar hatırlatacağız. İşçiler diyecek ki kardeşim ben olmazsam sendika bir iştir. Ben bütün işçilere şunu söyleyen bir konfederasyon başkanıyım bakın. Siz bensiz yapabilirsiniz. Bir işçi sendikasız yapabilir. Dünyada dünya işçisinin %80'i sendikasız şu anda. %80'i sendikasız. Sendikasız yapılabiliyor. Fakat bir sendika işçisiz yapamaz. İşçi kıymetlidir. İşçinin ayağına gidilecek. İşçinin sorunları dinlenecek ve ona göre çözüm aranacak. Bu da yerelde dolaşmaya olur. Yerlerde sırça köşklerde oturarak sendikacılık yapılmasının biteceğinin ben müjdesini veriyorum. Peki sizinle bir toplantı daha sonrasında yaptığımızda Hatay'ı aldık diyeceğiz. Niçin aldık? İşçi için aldık. Bakın veya sendikacılık için alacağız. Bu bizim için bir şeref meselesi oldu. Türkiye'de sarı sendikacılık bitecek. Bunu da tüm iş konfederasyonu bu kaybılı, sancılı ve bu durumdan rahatsız işçi ekipleriyle yapacak. Hatay'dan ben memnunum, inşallah Hatay'dan memnunum. İnşallah. Peki Hatsu'nun yanı sıra belediyeye... Tabii, şimdi belediyede tabii büyükşehire gireceğiz fakat şöyle bir hassas durum var. Şimdi 6. ayın 30'u aslında belediyelerin toplu sözleşme dönemi. Fakat oyalanıyor işçiler ve işçi şöyle bir tedirginlikte, işte ben acaba buraya geçersem geri dönme haklarımı kaybederim gibi endişeler. Sürekli bu yaygın bir yanlışla işçiyi tutmaya çalışıyorlar. Biz de işçinin kafası rahat olsun diye tamam 6. ayın 30'da geçecek. Bunların toplu sözleşme yapamadıklarını göreceksiniz. Yapsalar da formalite icabı olduğunu göreceksiniz. İşçinin sorunları masaya yatırılmayacak. Sözleşme Ankara'da hazırlanacak, burada imzalanacak. Yani bir işçinin çalıştığı yerde imzalanır sözleşme, hazırlanır. İşçilerle konuşulur. Demek ki sorunlarınız nedir? Ankara'da buranın sorunu bilinmez. Ankara'da Kars'ın sorunu, Diyarbakır'ın sorunu bilinmez. Ankara sadece oradaki rahatlığa bakar ve hazırlar. Bundan sendikaların da haberi var. Bu yetkili büyük sendikaların hepsinin haberi var. Fakat bir tiyatro oynanıyor şu anda. Sanki karşıymış gibi gözüküyor falan. Ama hepsi belli. Yani bizim niyetimiz, bizim beklentimiz bunun tercihe bırakılması. Yani bu 60 yaş olayı bir kere zaten tüm komedi. Yani Türkiye'de sen 75 yaşına kadar yaşama garantisi veriyor gibi sanki şu anda kredi tazminatını hazırlayanlar. Bu ülkede ortalama yaş 75. Biz garanti ediyoruz. Sen 75'e kadar emekli maaşı alacaksın. Onlar garanti ediyor. Adam 60 yaşında bir kısmını verecekmiş tazminatının. Ondan sonra maaşa verecekmiş. 15 sene de verecekmiş. %25 peşinat, geri kalanı aylık verdi. Net değil daha. Değişebilir oran. 15'e de düşebilir. Olsa da çıkabilir ama fark etmez. Yani sonuçta ben emekli olunca bir ev sahibi olmak ya da işte çocuğumu evlendirmek vesaire. Bana 15 sene veremedim. Öldüm. Ne olacak? Yani bunlar hakikaten sıkıntılı konular. Bunlar hiç çalışmadılar ama şu anki kredi tazminat olayı tamamen devletin işine yarayan bir sistem. Devlet kendisini düşünüyor. Sendikaların işi düşünmesi lazım ama düşünmüyor. Yani onlar da başka hesaplar peşindeler. Biz gerçeği söyleyerek biraz tabii yani acı oluyor ama söylüyoruz. Kıdem tazminatına seçme hakkı verilmedi. Ben onu tarafım bakın. Çünkü Türkiye'de tazminatını alamayan 10 milyon işçi var. Bakın, tazminatı hiçbir şekilde alamıyor. Devlette çalışanlar alıyor, garanti. Bu adamın 75'e kadar beklemez gibi bir zorunluluğu yok. Ben alıyorum diye benim işime yararsın. Bırak alayım. O desin ki ben girmiyorum bu sisteme. Ama o tazminatı hiç alamayan işçi de desin ki ben giriyorum. 80 yaşında olsa gireyim en azından bir alayım. Çünkü tazminatımı hiç alamıyorum. Bu seçeneğin verilmesi lazım işçilere. Hangisini? Girmek istiyor musun, istemi istemiyor musun? Hiç alamayan adam ne yapacak? Bakın Türkiye'de her sene işten çıkartılıp, 1 Ocak 31 Aralık'ta çıkartılıp 1 Ocak işe başlatılan işçiler var. Niye yapılıyor bu? Tazminat ödememek için işte. Ya da tazminatını yatırıyor bankaya, diyor ki işe devam etmek istiyor musun? İstiyorum. O zaman sabahleyin tazminatını getir. Ne yapsın işçi? 2500 lirayla kaç ay durabilecek? Ama işin devam etsin diye götürüp 2500 teslim ediyor işletmesine. Bu komediyi devlet sürekli seyrediyor. Hiç demiyor ki işverene, ya kardeşim hayırdır her sene sen bu 300 işçiyi çıkartıp geri ertesi gün alıyorsun, hayırdır ya ne oluyor? Diye sormuyor mesela bakın. Bu belli niye yapıldı? Ama milyonlarca işçi bu yüzden tazminatını alamıyor. Almış gibi gözüküyor ama alamıyor. Bunun için bakın güzel bir sistem. O işçiye sorun diye ki istiyor musun? Onu garanti alın bakın. Tazminat alamayan işçiye garanti alın ama tazminatını zaten alan işçiye siz niye eziyet ediyorsunuz? 60'ında emek güçte kısmını, sonra işte 15 senenin maaşına yastıları. Hayırdır 75 yaşına kadar yaşama garantisini ne zaman verdiniz? Yani bu çok tartışılmaz. Ülke yürümez.
Bunun anlaşılması lazım. O anlamda da işçinin haklarının verilmesi gerekiyor. O sosyal dengenin, bunun dışındaki çalışma ortamlarının işçinin rahat, huzurlu bir şekilde işe gidebilmesini sağlayacak ortamın gerçekleştirilmesi için sendikalar vardır. Ve bu anlamda baskısını yapması lazım. Ama hayır, yani baskı yapılan husus bize daha çok işçi olsun. Son dönemdeki iş kolları tartışmasına şahitsiniz belki. Her sendika kendi cephesinde iş kolları değiştirmeye çalışıyor. Şu iş kolunda bizim iş koluna geçelim de benim aidatlarım artsın. Yani mesele işçinin çalışma ortamı falan değil. Hakları değil, tersi aidatların artması. Ya da aidatların azalmaması için bir çaba içerisine girmek. İşte bütün bunları tek tek idareye de, STK'lara da, işçiye de hatırlatıp inşallah Türkiye'nin geleceği noktasında huzurlu bir işçi sınıfı oluşturmak gayretindeyiz.